Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftada bir konu, bir konuk programında sizlerle beraberiz. Minarelerden günde beş vakit kurtuluşa çağrının yapıldığı camilerin, İslam'ın sembolü ve Müslümanların güven kaynağı mekanıdır diyen, din gönüllerini ise hademi hayrat olarak ifade eden, Diyanet Sen İl Başkanımız Sayın Müslüm Göral Beyefendi konuğumuz. Hocam Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir davette bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hocam. Sizler de bizi kırmadınız, geldiniz, şereflendirdiniz. İnşallah istifadeye medar olur diyoruz. İnşallah. Hocam ilk sorumuza başlamak istiyorum. Diyanet Sen ne zaman kuruldu? Ne iş yapar? Diyanet Sen kimdir? Buyurun hocam. Evet. E, Diyanet Sen 1998 yılında e, merhum başkanımız, kurucu başkanımız Avukat Ahmet Yıldız tarafından kurulmuştur. E, memur Sen'e bağlı, Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı bir sendikayız. E, malumunuz Memur Sen 11 iş kolundan e, oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Diyanet Sen'dir. E, memur Sen olarak, Memur Sen dünyanın en büyük memur kuruluşlarından biridir memur sendikalarından biridir. Şu anda 1 milyonun üzerinde Türkiye genelinde üyesi bulunmaktadır. Memur sene olarak da Gaziantep'te 25 bin küsür üyemiz bulunmakta memur sene olarak. Diyanet sen olarak da 1100 küsür üyemiz şu anda bulunmaktadır. Diyanet'te zaten şu anda 83 bin Türkiye geneli Diyanet sen üyesi bulunmaktadır. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Diyanet Sen'in kuruluş amacı e, Diyanet'te çalışan arkadaşlarımızın Diyanet personellerinin özlük haklarıyla ilgili e, her türlü çalışmayı yapmak, iyileştirmeyi yapmak bununla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'yla yani kendi kurumumuzun en üst e, makamı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'yla e, ondan sonra hükümetle özlük haklarıyla ilgili olarak mali haklarla ilgili olarak iyileştirmelerin yapılması bu bununla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Tabii bu bizim esas sendikamızın memur senimizin kuruluş amacı sadece memurların bu işin görünen tarafı yani esas kuruluş amacı sadece özlük ve mali haklarını elde etmek onlara bu e, faydayı sağlamanın dışında esas ikinci bir e, amaç da e, helpful foodul dediğimiz e, evet. yani e, Peygamber Efendimizin zamanında e, olan e, kurulmuş bulunan bir e, o da e, günümüz anlamıyla e, sivil toplum kuruluşu yani e, haksızlıklar karşısında o mağdur edilen kişinin hakların iadesinin yapılması, onun haklarının savunması amacıyla kurulan bir kuruluştur. Evet. bunun yanında yine adaletin tesisi için adaletin tesisi için kurulan bir kuruluştur. Bu amaçla kurulan bir sendikadır. Bu amaçla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. bununla ilgili olarak hem yerelde hem genelde Sadece bizler, yani e, biraz önce de belirttiğim gibi, sadece özlük haklarıdır, işte mali haklardır, işte biz kendi çalışanlarımızın e, maddi anlamda maaşları iyi olsun, e, efendim çalışma şartları iyi olsun vesaire e, Bunun dışında e, ki biz bunu bir dava olarak görmekteyiz. Yani e, hükümetimizin iyi e, şey olduk, haklı olduğu, efendime söyleyeyim e, şey olduk. Şeyler, biz onları destekliyoruz ama e, diğer taraftan da e, yanlış olduğu yerde de bu yanlıştır diyoruz. Evet, adaletin savunucusuyuz. Evet. İnşallah hocam. Evet. Allah razı olsun. İstemiyorum. Peki hocam bu e, bu süreçte pandemi sürecinde imamlarımız ve müezzinlerimiz gönüllü olarak neler yaptılar hocam? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Çünkü camilerimiz malumunuz bu süreçte kapalı kaldı bayağı. Evet. Yani nasıl bir süreç geçti hocam? Şimdi bununla ilgili olarak basında da <laughs> çok şeyler yazıldı, çizildi. Evet ee, Malumunuz <laughs> işte din görevlileri ne yapıyor? Camiler kapalı. Ee, din görevlileri evde yatarak maaş mı alıyorlar? Vesaire ee, birçok değişik e, fikirdeki e, basın kuruluşlarında buna benzer e, ipe sapa gelmez bazı e, şeyler yazıldı, çizildi, söylendi. Fakat işin aslı gerçekten böyle değil. Yani şu pandemi sürecinde din görevlerimiz bunu abartmamış oluyorum diye düşünüyorum sağlık çalışanlarından sonra en çok bu işin içinde olan bu işin içinde emeği olan görevlerdir. Evet vefa hizmetleri kuruldu değil evet, mi hocam? Evet tabi. Kaymakamlıklarımız, tabii, e, kaymakamlıklarımız tarafından. tarafından. vefa grupları oluşturuldu. Ee, bunların en başta gelen yine bizim din görevlerimiz, öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz diğer işte e, polislerimiz, emniyet çalışanlarımız vesaire. Tabi şimdi diyelim bir köyde emniyet çalışanı yok. Birçok köyde öğretmenimiz yok. Ama her köyde hemen hemen bir imamımız var. Türkiye'nin en büyük teşkilatlanması değil Türkiye mi? Türkiye'nin yani en kılcal damarlarına kadar inebilen, in, inebilen girebilen bir e, teşkilatız. Tiyanat evet, teşkilatı olarak yani köylerimize kadar, mezralarımıza kadar e, orada görevlilerimiz var, temsilcilerimiz var. E, böyle de olunca şimdi e, köyde öğretmen olmazsa, işte e, emniyet mensubu olmazsa, sağlık çalışanı olmazsa e, bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarının o olduğu günlerde, e, pandeminin o zirve yaptığı günlerde e ee, En fazla emek sarf eden bizim din görevlerimizdi. Evet. Hocam. Ee, bizim diyanet çalışanlarımızdı. Yani oradaki işte hacamcanın maaşı çekilecek, kendi e, şahsi arabasıyla geliyor şehirden e, o hacamcanın işte hacı nenenin efendime söyleyeyim e, maaşını çekiyor ihtiyaçlarını görüyor. ilacı varsa ilacını alıyor ve e, bunu götürüp teslim ediyor. Evet. Allah rızası için. Bu Allah rızası için. Herhangi bunda bir ek ödeme, herhangi bir maaş veya buna benzer herhangi bir şey de yok. Evet hocam aynen. Bunu gönüllü olarak Hı -hı. E, yapıyor. Yani Allah bu zor Allah süreçte herkesin elinin taşını, taşın altına koyması gerektiği o zor günlerde e, din görevlerimiz büyük bir vefa örneği göstererek ...özveriyle çalışmışlardır... ...ve hala da çalışmaya devam etmektelerdir. Evet hocam. Yani şu anda da mesela... ...yine e, diyelim işte... ...pandemiden olsun veya diğer... E, ...şekilde vefat eden... E, ...bütün... E, ...Antep genelindeki bütün ilçelerimiz... ...kendi ilçe müftülükleri olarak... E, ...kaç kişi vefat etmiş diyorum mesela... ...bugün e, işte Şehit Kamil'den... ...örnek veriyorum. Diyelim ki... E, ...bugün 15 kişi vefat etmiş. Bu 15 kişi tek tek... ...müftülüklerimiz tarafından aranıyor... Evet, evet, Bu taziye sahibi aranıyor. Telefonla e, ilçe müftümüzün, il müftümüzün taziyeleri iletiliyor. E, ondan sonra hangi bölgedesiniz, hangi mahalledesiniz, size en yakın cami hangisidir? Falanca cami bize yakındır. Hemen o arkadaşımızı oraya görevlendiriyoruz. İşte falan adreste bir taziye bulunmaktadır. Bir de canlı olarak o kardeşimiz, din görevli kardeşimiz gidiyor. Orada o taziye sahibinin acısını paylaşıyor. Evet hocam. E, ederse bir işte Kur'an-ı Kerim okuyor bir e, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyor. E, yapabileceğimiz bir şey var mı diyor? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı diyor? Evet. Ondan sonra o pandemiyle alakalı olarak afiştir vesaire. Onları asıyor. Yine kaymakamlığımızın e, bize vermiş olduğu, e, görevlendirdiği şekilde o e, şeyler, afişler taziye evine asılıyor. Evet hocam. Yani bu şekilde bu taziyelerin yasak olduğu efendime söyleyeyim. buna benzer şeylerin olmadığı bugünlerde en azından kimse taziyesine gelemiyor. Birbirinin taziyesine gidemiyor. Maalesef. En bu azından bu şekilde düşüyoruz. bu şey bir telafi edilmiş. Aynen. Olur diye düşünüyoruz ve biz her zaman bu işin içindeyiz ve bu şekilde devam etmekteyiz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Peki hocam bu süreçte insanların da merak ettiği bir şu temizlik camilerimizde bu temizlik ve dezenfekte çalışmaları nasıl oluyor evet. neler yapılıyor onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz şimdi bu temizlikle ilgili olarak e, zaten pandeminin başladığı e, hemen ilk günlerde biz e, Diyanet Sen olarak e, bir e, piyasa araştırması yaptık en uygun e, cami dezenfekte yapan e, firmalarla görüştük ve e, indirim anlaşması yaptık yani evet. e, Sendik olarak en ucuz bir şekilde tüm camilerimizi, tabi isteyen camilerimizi dezenfekte edildi. Bunu e, din görevlerimiz o firmalarla, firmayla e, itibata geçtiler ve tüm camilerimiz dezenfekte edildi. Evet, Bunun yanında tabi bu bir defa yapılan bir şey. Bunun yanında belediyelerimiz de sağ olsunlar e, bu şekilde bu dezenfekte e, işlemlerini onlar da yardımcı oldular. Belediyelerimiz evet. tarafından da bu hizmeti gördük. Bu şekilde ayrıca yine din görevlilerimiz kendi çabalarıyla İmam Hatip kardeşlerimiz olsun, müezzin kardeşlerimiz olsun. Bunlar da kendi imkanlarıyla yine temizliklerini, dezenfektan işlemlerini en güzel şekilde yaptılar. Evet hocam. Ve yani bütün detaylı şekilde dezenfektanlar yapılmıştır yani. Evet. Yani zaten bu süreçte herkes... Sosyal mesafeye uyarak da evet. namazlarına duruyorlar. Evet. Zaten şimdi seccadelerini getiriyorlar. Bu konu da yine e, basında gündeme geldi. İşte e, her taraf kapalıken niye camiler açılıyor? O camilerin açılma sürecinde, e, malumunuz evet bir ara bütün camilerimiz kapalıydı. Daha sonra e, sosyal mesafe kurallarına uyularak camilerin açılabileceği e, sağlık kurulu tarafından. ...beyan edildi ve bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından... ...tüm camilerimiz yeniden, yeniden ibadete açıldı. Camilerimiz elhamdülillah. yeniden elhamdülillah, elhamdülillah cemaatine kavuştu. Elhamdülillah. E, Rabbim inşallah bir de o günleri göstermez. İnşallah. E, o zaman yine basında şöyle yaygaralar koparıldı. İşte bu kadar e, pandemi varken, bu kadar işte efendim hasta sayısı varken... ...şu varken, bu varken neden e, camilerimiz açılıyor... Neden bu iş böyle bu şekilde yapılıyor diyerekten baya bir yaygara kopartıldı. Bazı basın yayın organları tarafından. Biz yine onunla ilgili olarak da basın açıklamamız da var bu konuyla alakalı olarak. Gerçekten şu anda sosyal mesafenin en güzel uygulandığı, pandemi kurallarının en güzel uygulandığı yerlerden biri camilerdir. Evet hocam. Tüm camilerimiz... Gidip görebilirsiniz tüm camilerimiz e, sosyal mesafeye uyacak şekilde işaretlenmiştir. Cemaat nerede duracağını biliyor. Tüm halılar o şekilde işaretlenmiştir e, ve camide girişte çıkışta dezenfektanlarımız bulunmaktadır. Her giren çıkan e, orada el dezenfektanları e, vazıtasıyla e, dezenfekte işlemlerini yapabilirler, yapıyorlar. Ve e, İmam Hatip kardeşlerimiz sürekli bununla ilgili e, uyarıda bulunuyor. Mesafelerimizi, Mesafelerimizi koruyalım. koruyalım diyerekten, maskelerimizi, e, maskelerimizi takalım. takalım diyerekten. Onunla ilgili tüm afişlerimiz, görsel e, afişlerimiz vesaire camilerimizin uygun olan yerlerine asılmıştır. Evet. E, bununla ilgili olarak en uygun, yani en güzel uygulanan yer camilerimizdir diyorum. Yani bu sosyal mesafenin ve pandemi kurallarının en güzel uygulandığı yerler camilerimizdir. Evet. Ve bununla ilgili olarak da o günden bugüne yani camilerimizin açılışından bugüne kadar da herhangi hiçbir sorun da yaşanmamıştır. Elhamdülillah. Çünkü bunlar düzenli bir şekilde e, bununla ilgili olarak da e, arkadaşlarımıza gerekli eğitimler, gerekli e, şeyler de söylenmiştir. Din, görevli, e, din görevlilerimize. Bununla ilgili orada hiçbir sorun yaşamadık yani. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Peki hocam imamlarımızın ve müezzinlerimizin yaşadığı sıkıntılar neler hocam? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ne gibi sıkıntıları var? Evet. Yani şimdi bunlarla ilgili e, tabii. Din... Nasıl bir çalışmalarınız var bunlarla evet. ilgili? Biraz bunlardan bilgi alalım hocam. Şimdi din görevlerimizle ilgili tabii ki e, muhakkak sıkıntılar var. Yok değil. Her kurumda olduğu gibi e, bizim kurumumuzda da bazı sıkıntılar var. Mesela en büyük sıkıntılarımızdan biri lojman sıkıntısı. Evet hocam. Bugün şimdi baktığımız zaman bir köyde bir caminin lojmanı yoksa bir imam geldiği zaman, atandığı zaman burada nasıl kiralık ev bulacak? Yani orada kiralık ev bulması köy yerinde mümkün değil. Evet, Veya şehirde düşünelim. Bugün bizim işte İbrahimli bölgesi gibi işte diyelim e, emektir buna benzer e, güven evler vesaire. E, Kiraların yüksek olduğu Evet bölgelerde. bu bölgelerde camilerimiz var, ibadethanelerimiz <laughs> var. Sonuçta burada imam Hatip kardeşlerimiz var, görevlilerimiz var. Şimdi bu görevlerimiz görevlilerimiz eğer orada bir lojman olmadığı takdirde orada ev, kiralık ev bulmaları imkansız. Olsa bile maaşın olsa bile, yani hocam. o maaşının büyük bir kısmını kireye ödemek zorunda kalacak. Evet, yani hocam. bu da maddi anlamda büyük bir külfet olur. Aynen. Bu defa bu camilere lojman olmadığı zamanlarda e, görevli bulma, görevli getirme sıkıntısı yaşıyor müftülüklerimiz. Evet. Yani e, muhakkak e, zaten e, din görevlisinin evinin, lojmanın, caminin yanında olması Peygamber Efendimiz'in de bir sünnetidir. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman orada e, malumunuz işte e, evinin hemen yanına he, orada devesi bir yere çöküyor diyor işte e, burada evi yapılacak. ev yapıldığı zaman da onun hemen yanı şey oraya e, mescit yapılıyor. Mescidin hemen yanına da evini yapıyor. Evet. Yani bu Peygamberimizin de bir sünneti yani Peygamber Efendimiz camiden çıkıyor e, mescidin Nebi'ye giriyor evinden çıkıp mescidine beyviye Evet. Yani bu günümüzde de aynı şekilde. Yani e, imamın işi sadece camide namaz kıldırmak değil ki. Yani e, çocuğumuz oluyor, ona isim vermek gerekiyor. E, cenazemiz oluyor. Cenazemiz oluyor. Ondan sonra hastamız oluyor. E, nikahımız oluyor. Evet hocam. Yani bunlar hepsi ne oluyor? E, i̇ster istemez e, imamı en Yakın, nerede bulabiliriz? Caminin yanında. Adresi belli, yeri belli. Ondan sonra artı e, bizim sabah namazında başlıyor mesaimiz. Evet hocam. Yatsı namazına kadar. Yani mesai mefhumu yok. Me mesai mefhumu yok. Yani şimdi diyelim bir memur gibi sabah sekizde gelip de akşam beşte eve dönüm, dönecek olmuş olsak e, evimizi istediğimiz yerde tutup e, istediğimiz iş yerine e, her türlü ulaşım vasıtasıyla gelip gidebiliriz. Evet ama hocam. şimdi sabah namazında bir imam arkadaşımız hangi e, vasıtası, hangi vastaya kendi vasıtası da yoksa nasıl gelip gidecek? Aynen hocam. Yani e, bu nedenle e, en büyük sıkıntılarımızdan biri lojmanlar lojman meselesi. Evet. Hocam. E, diğer bir sıkıntımız da bu camilerin elektrik meselesi. Evet. Hocam. Yani bu da büyük bir sıkıntı. Şimdi camilerimizde iki türlü abonelik var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yazısıyla e, bütün cami müftülüklere bildirilmiştir bu. Yani e, bir ısıtma soğutma aboneliği elektrikte. Diğeri de e, aydınlatma. Şimdi e, ısıtma soğutmayı Maliye Bakanlığı ödemiyor. Bunu cami cemaati kendi imkanlarıyla evet ediyor. Ödüyor. Diğer diğer aydınlatmayla ilgili olarak da Ödenek geliyor, resmi ödenek geliyor Maliye Bakanlığı tarafından. Bu ödenek tabii bu da yeterli olmuyor. Yani şu anda mesela ben bir Şehit Kamil'den örnek vereyim. 3 trilyon 2020 yılının sonunda borcu vardı. Aydınlatma borcu camilerimizin. Sadece Şehit Kamil ilçemizin. Yani bunun 1 trilyon, yani şimdiki parayla diyeyim 1 milyon ödenek geldi. Geri kalan hala duruyor borçlu olarak. Tabi aydınlatma ile ilgili olarak Elektrik kesmesi söz konusu olmuyor fakat e, diğer ısıtma soğutma ile alakalı olarak olan borçlardan dolayı birçok cam bizim elektriği kesildi. Bunu biz e, üst makamlara da bildirdik, bu sıkıntıyı dile getirdik. Yani bunu biz ben... Onlar da bu durumdan muzdaripler değil e, mi hocam? E, tabii ki. Yani şimdi burada e, bir okulun bir işte diyelim bir hastanenin elektriği neden ödeniyor? Kamu hizmeti verdiği için ödeniyor evet değil hocam, mi? Evet hocam. Yani camilerimiz de kamu hizmeti veriyor veriyor Sonuçta yani Burası bir Ticarethane değil yani buradan herhangi bir para kazanma veya maddi bir gelir elde etme gibi bir şey yok evet, öyle bir durum söz konusu değil Buralar da bir kamu hizmeti vermektedir Bu nedenle yani camilerimizin ben bunu çeşitli Şekilde raporlar da hazırladım. Ben bunu bakan yardımcımızla da Enerji bakan yardımcısıyla bizzat görüştüm. Bunları dile getirdim. Bunların işte halk tarafından da iyi karşılanmadığı. Şimdi bir caminin elektriği kesildiği zaman işte bizim hükümet elektriğimizi kesti diyor. Yani yaşlı hacı amca elektriğin neden kesildiğini bilmez evet Yani bunun e, hükümetimiz açısından da bir dezavantaj olduğunu, değişik şekilde görüldüğünü, iyi karşılanmadığını belirttim. Bununla ilgili çalışma yapılacağı söylendi. Yani bu da çözülürse inşallah iyi olur. Yani bu e, cami elektrikleri gerçekten büyük bir sorun şu anda. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. E, peki hocam, e, sözleşmeli imamların ve müezzinlerin kadrolu olmasıyla alakalı bir soru var. E, evet ...mülakata hazırlanan gençler var şu anda. Evet, evet. Bununla ilgili Diyanet Sen'in... ...bir çalışması var mı hocam? Evet. Nasıl bir süreç ilerleyecek? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz evet. sizlerden? Şimdi zaten... ...şu anda ben... ...şunu da burada söylemek istiyorum. Şu anda mesela Diyanet'te 23 tane de... ...sendika var. Burada... ...yapılan şeyler de bize ait. Çünkü yetkili sendika Diyanet Sen... Diyanet'teki tek yetkili <laughs> sendika çünkü bunlar sayıya göre belirlendiriyor. En fazla üye sahip olan sendika yetkili sendika oluyor. Bu hem illerde o şekilde hem ilçelerde hem Türkiye genelinde hangi sendikanın üyesi fazlaysa o yetkili sendika oluyor. Evet. Yani yetkili sendika ne demek? Yetkili sendika demek yani kurumunda çalışan görevlilerin, personellerin sıkıntılarını dile getirmek, onun onlarla ilgili olarak çözüm yolları ...bulmak, çözüm yolları önermek. Ee, bununla ilgili olarak da... E, ...bizde 4 beş sözleşme olarak çalışan... ...İmam Hatip, Müezzin kayım ...Kuran kursu öğreticileri bulunmakta. Evet. Yani bunlar... ...tabii hükümet... E, ...kimsenin gitmediği... ...gitmek istemediği ucra köylere... E, ...vesaire yerlere... E, ...sosyal imkanları iyi olmayan yerlere atama yapabilmek için oradaki görevleri orada tutabilmek için 4-5 sözleşmeli kadro getir. Bu sadece Diyanete has bir olay değil. Yani sağlık çalışanlarında var bu. Böyle Milli Eğitim çalışanlarında var. Ee, diğer kurum çalışanlarında da 4-5 sözleşmeli statüsünde çalışan personeller bulunmakta. Ee, burada zaman zaman birçok bunlarla ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Yani bir e, kadrolarla sözleşmeler arası bu bir e, çözüme kavuşturulsun diye e, sendika genel merkezimiz memur sen olsun işte diyanet sen olsun sürekli bu konu gündeme getirildi ve en son e, 2019 yılında 3 artı 1 sistemi getirildi sözleşmelere. Evet. Yani şu şekilde 3 e, yıl atandığımız yerde çakılı olarak kalacağız. 4-5 sözleşmeli zorunlu olarak hizmet zorunlu hizmet yani nereye atanmışsak evet e, orada 3 yıl 4-5 sözleşmeli olarak kalacağız 4 yılın sonunda şey, 3 yılın sonunda kadrolu olacağız 1 yılda yine kadrolu olarak aynı yerde görev yapacağız yani 3 artı 1 yani 4, 4 yıl, yıl aynı yerde görev yapacağız 4 yılın sonunda kadrolu olmuş olacağız ve istediğimiz yere atamamız yapılacak Evet hocam. Şimdi bu bu şekilde geldi. Fakat sorun ne bu dört bellerle ilgili esas sorun? Kanun maddesi hazırlanırken hükümet 2019'dan öncekileri bu işin içine katmadı. Şimdi böyle de olunca bunlar arafta kaldı. Arada kaldılar. Hmm. Şimdi bunlarla ilgili bir belirsizlik var. Yani 2016'da göreve başlayan, 2015'te göreve başlayan 4-5 sözleşmeliler var. Şimdi bunlar 4-5 yıldır e, vazife, yapıyorlar. vazife yapıyorlar sözleşme olarak görev yapıyorlar fakat şimdi 2019'dan sonra başlayanlar biliyorlar ki e, 4 yıla doldurdukları zaman istedikleri yere girebilecekler 3 yıldan sonra kadro olacaklar onlar biliyorlar kendilerini fakat o diğer e, statüde olan arkadaşlarımızın durumu belirli değil Belir, belirsizlik var bununla ilgili olarak biz her yıl bunu toplu sözleşmelerde bunu biz gündeme getiriyoruz bunu anlatıyoruz. Bu 4-5 sözleşmeli kardeşlerimizin durumlarının bir an önce e, belirlenmesini, çözüme, çözüme netleşmesini, kavuşması çözüme kavuşmasının gerektiğini belirtiyoruz, söylüyoruz. Bir türlü bu çözüme kavuşmadı. Biz yıllardan beri bu çözüme kavuşacak diye bekliyoruz. Olmayınca ne yaptık biz? E, sendika avukatlarımız var. Bunlarla ilgili olarak, ferdi olarak dava açmaktayız. Ve e, Türkiye'nin birçok yerinde yani işte Rize'de var, Sinop'ta, Hatay'da e, Isparta'da birçok illerde sonuçlanan davalarımız var. Evet. Bunlar kadroyu kazandılar. Biz burada neyi emsal gösteriyoruz? 3 artı 1'leri. Yani benimle aynı statüde olan 4B yani 600, 4B ne demek? 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin B bendine göre çalışanlar demek. 4B sözleşmeli. Şimdi böyle olunca ben de aynı maddeye göre çalıştırılıyorum. Bunlar da aynı maddeye göre çalıştırıyor. Fakat bunlar 3 yıl sonra kadrolu olacaklar. Fakat ben kadrolu olamayacağım. Ben 3 yılımı doldurmuşum. O, doldurmuşum. Zaten biz 3 yılını dolduranlarla ilgili olarak dava açıyoruz. 3 evet. yılını dolduran dört belirlerle ilgili e, dava açıyoruz. Ve bunların da şimdiye kadar açtığımız davaların da tamamını Avukatlarımız kazandı. Olumlu olarak sonuçlandı. İdari davalar açıyor. idari mahkemelerden. bunların da tamamını kazandı ve talep eden bu şahsın kendisine kalmış bir şey. talep ettikleri zaman biz bu hukuki yardımı sağlıyoruz ve bu mağduriyeti bu şekilde mahkeme yönüne gidermeye çalışıyoruz. Çözüme kavuşmuş oldu yani. Bir mağdala. yani çözüme kavuşmuş oldu fakat mahkemesiz de bu işin sonuçlanması için, çözüme kavuşması için de çalışmalarımız hala devam, e, devam etmekte. Yani hükümet nezdinde olsun, diyanet nezdinde olsun. Bununla ilgili çalışmalarımız da hala devam etmekte. Allah razı olsun hocam Size çalışmalarınızdan de. dolayı. Hocam malumunuz evet. e, yeni imam alımları olmaya başladı. Evet. Onun için bir mülakat süreci şu an başladı. Hatta bitmek üzere. Evet. Hocam bu mülakata hazırlanan şu an müezzin ve imam adayları hocalarımız için Neler tavsiyelerde bulunursun? Nelere dikkat etsinler hocam? Heh. Şimdi ben e, o konuya girmeden önce evet e, bir Diyanet Akademisi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Tabii, bu konuyla e, e, bağlantılı olduğu için daha sonra o konuya geçeceğim. Evet buyurun hocam. Şimdi bu e, bizim Diyanet Sen'in yıllardan beri savunduğu bir proje var. Bu Diyanet Akademisi diye bir proje. Evet hocam. E, şimdi bunu... Bu sizin Diyanet Sen'in projesi Diyanet Sen'in projesi. Evet hocam. Bu Diyanet Sen'in projesi. Biz bunu hem hükümete hem e, Diyanet Sen'in başkanlığına da sunduk. Hatta e, son aşamaya gelmişti. E, kabul edilecekti. Bekir e, Bozdağ zamanında Diyanet Sen'in başkanlığından sorumlu devlet bakanıydı kendisi. E, i̇şte 15 Temmuz girdi. Bir defasında işte seçim girdi. Bilmem her bir Pandemi sekteye uğradı. Süreci. Pandemi süreci vesaire derken bir türlü bu projemizi gerçekleştiremedik. Şimdi Diyanet Akademisi ne demek? Evet biraz ondan bahsederim hocam. Şimdi Diyanet Akademisi Polis Akademisinin bir benzer bir şekilde. Şimdi diyelim bu, bu arkadaşlarımız şimdi sınava girecekler. Yüksek meslek, meslek okulu gibi bir e, projede değil mi şimdi hocam? Şimdi tabii şimdi bu arkadaşlarımız şimdi sınava girecekler. Mülakatta biraz önce belirttiğiniz evet arkadaşlarımız hocam. din görevlisi e, olabilmek için 4-5 sözleşmeli imam hatip Kur'an kursu öğreticisi işte müezzin kayım olabilmek için şu anda mülakatlar devam etmekte. Mülakata girecekler. Şimdi biz diyoruz ki şimdi bu kardeşlerimiz mülakata giriyor. Din görevlisi olmaya hak kazandıkları zaman sınav sonucu Ucunda. Eğer bu kardeşlerimiz diyelim ki ilahiyat mezunu işte, işte sen bu kardeşimizi 6 ay bir sınava bir kursa tabi tut evet. akademiki ilahiyat mezunuysa yok eğer bu sınava girip de kazanan kardeşimiz e, iki yıllık ilahiyat ön lisans mezunu ise bir yıl tekrar bir e, kurstan Geç. yoğunlaştırılmış bir mesleki eğitim kursundan geçir. ...diyoruz. Yok efendim bu... ...imuhatip lisesi mezun iki yıl... ...bir yüksek okul gibi... ...bu kardeşimizi... E, ...yoğun bir şekilde yine... E, ...mesleki olarak... ...geliştirmesi için... E, ...yoğun bir e, kurstan geçir. Evet. Ve bu kursun sonucunda... ...bu işin profesyonel olsun. Çünkü imamlık makamı... E, ...manevi bir makam. Evet. Sorumluluk isteyen manevi... ...sorumluluk olan bir makam. Yani e, biz... Ee, cemaatin önüne geçtiğimiz zaman e, bir mahreç hatası yaptığımız zaman, bir tecvid hatası yaptığımız zaman, bir üstün esre, e, bir okuyuş hatası yaptığımız zaman o cemaati vebanını alıyoruz. Allah muhafaza. Veya e, dini bir öğretiyi, dini bir emri yanlış anlattığımız zaman cemaate bunu yanlış e, cemaati yanlış bilgilendirdiğimiz zaman yine ne yapıyoruz? Mesuliyet altına ee, bir mesuliyet manevi mesuliyet altına giriyoruz. Biz diyanet sen olarak böyle bir proje yapıldığı zaman yani bu kardeşlerimiz belirttiğim o sürelerde e, tekrar bir yoğunlaştırılmış bir mesleki eğitim aldıkları zaman hem bu mesuliyetten kurtulmuş olacaklar hem bu kursun sonunda dört dörtlük e, bir e, imam hatip olacaklar, bir müezzin kayım olacaklar, bir Kur'an kursu öğreticisi olacaklar. Evet hocam. E, ayrıca Yine e, Diyanet İşleri Başkanlığımız zaman zaman bu kardeşlerimizi kurslara tabi tutuyorlar. İşte e, hizmetçi hizmet içi eğitim. Hizmet yani. eğitim adı altında e, kurslara tabi tutuyorlar. Eğer bu şekilde şeyin baş, görevin başında böyle bir kurs verdikleri zaman hizmet süresi içerisinde de öyle bir <laughs> kursa tekrar gerekçesinin de kalmayacaklar. Hem bu bir maddi külfet de olmayacak. Evet hocam. Yani her yıl hizmet eğitim kursu düzenleniyor. Her yıl bir defa mesela adam evlenmiş, üç tane çocuğu olmuş. Sen bunu alıyorsun iki ay, üç ay hizmet eğitim kursuna. 40 gün, kırk beş gün hizmet eğitim kursuna. E bu, kendi orada bir pro, şey var, çocuğu var, çocuğu hastadır, okula gidecektir veya bilmem neydir, işi var, şudur budur. Bu şekilde onun orada işi aksıyor. Ayrıca bir oradaki görevlere parasal anlamda maddi olarak ödenek ödenecek, maaş ödenecek. Onlara gelen kursiyerlere ayrı şekilde yolluklar ödenecek. Bunlar hepsi masraf. bir masraf. Sadece görev başındayken böyle bir şey yapıldığı zaman bir daha emekli olana kadar hiçbir görevli tekrar hizmetçi eğitim kursuna girmesine de gerek kalmayacak. Evet. Ve bu şekilde bu iş çözülmüş olacak. İnşallah. Diğer konu sorduğunuz soru. Şimdi özellikle e, sınava girecek kardeşlerimizin imamlığın, müezzin kayın din görevliliğin e, sorumluluğu bilincinde olması gerekiyor. Nasıl bir vazifenin, nasıl bir yükün nasıl altın, bir vazife aldıklarını, nasıl bir vazifenin içine, yani. nasıl bir yükün altına girdikleri önce bunu bilmeleri lazım. Evet, ben bir meslek sahibi olayım, ben bir muhaç sahibi olayım diye imam olunmaz. Yani ben bir meslek sahibi olayım, ekmek paramı kazanayım diyorsan git başka bir meslek seç yani öncelikle severek yapabileceğimiz gönüllü olarak girebileceğimiz ve mesleki olarak bunu yapabileceğimiz kanaatindeysek bu görevi seçmeliyiz ve bu göreve girmeliyiz sınava girerken de dikkat etmesi çünkü hocam sözünüzü böldüm Hani peygamber varisi olmuş oluyor tabii. değil mi? Yani bu e, peygamber makamıdır. Aynen hocam. Biz e, Allahu Ekber deyip cemaatin önüne geçtiğimiz zaman, tekbir aldığımız zaman peygambere vekalet ediyoruz. Ya, aynen. Çok ağır bir Ağır bir yük, ağır var. bir mesuliyet. Yani bu bilinçle e, hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah hocam. Yani nelere dikkat etsin müezzin ve e, imam adayları mülakatta? Biraz da onlardan hocam inşallah. tecrübelerimizden evet. dayanarak inşallah biraz bahsedelim. Şimdi e, bu... Sınavlara girecek kardeşlerimiz öncelikle bizim sermayemiz Kur'an-ı Kerim. Evet hocam. Yani Kur'an'ı en iyi şekilde oku okumalı. Anlamalı. Anlamalı. Ve e, bunu iyi hocalarımız var. Bu işte üstad olan hocalarımız var. Onlardan dersler almalı. Eksiklerimizi onlarla tamamlamalıyız. Sınava girmeden önce muhakkak bir kendimizi dinletmeliyiz. Başka birinin bizi dinlemesi kendimizi dinlemekten daha iyidir. Evet hocam. Yani ben derim ki ben çok güzel okuyorum. Kendimde hata bulmam fakat karşı tarafı okuduğum zaman hatam karşı taraftan daha iyi görünür. Yani kişi kişinin aynasıdır diye bir laf var Aynen ya yani biz okuduğumuz zaman o kişi bizi daha bizden iyi görür. Bizim yanlışımız kendimizin yanlışından daha iyi fark eder. Yani muhakkak sınava girmeden ehil hocalarımızın yanında bir kendilerini dinletmeliler. Özellikle mahreç konusunda işte tecvid konusunda. Ezber konusunda e, çok hassas olmalar tamam olsa temel dini bilgiler konusunda da yine eee Diyanet Başkanlığımızın yayınları var. Bunları e, takip edebilirler. Bunlarla e, bunlardan çalışabilirler. Bunları takip edelim. E, dediğim gibi işte mahreçtir. Bunlar e, evet. önemli. E, bunlar Tam mülakat esnasında neler yapsınlar hocam? Onlardan biraz yoğun sorular var. Yani girdiler heyecan oluyor galiba onlardan. Yani heyecan zaten muhakkak olur. Her sınavda olur. <laughs> evet. Rabbim esas gerçek sınavda <laughs> bize yardımcı yardım etsin. edin önemli hocam. olan gerçek sınavımız bunlar dünyevi sınavlar yani heyecan tabii ki önemli burada zaten insan bir şeyleri biliyorsa heyecan da olmaz diye düşünüyorum ben evet. heyecan en azından yüzerle azalır bu konuda yani insan ezberi Tamamsa ezber de özellikle bunu da belirtmiş olayım. İmam hatip lisesinin ezber müfredatıdır. Bunun dışında zaten sınavda herhangi bir şey sorulmaz. Bunu da bilgi olarak bir e, vermiş, olalım. vermiş olalım. Yani İmam hatip lisesinde e, ezber olarak e, müfredatta ne varsa sınavda sorulan Mülakatta odur yani. Mülakatta aynı şeyler sorulur. Yani onun evet, dışında hocam. herhangi bir ezber sorulmaz. E, orada kılık kıyafetimiz önemli oradaki ifade şeklimiz önemli. Kendimizi ifade etmemiz önemli. Yani bunlar yüzde elli sınava etki eder. Yani evet. kişinin kılık kıyafeti, duruşu e, bu işi yapabilir mi? E, kanaatini karşıya verme olayı önemli. İnşallah. Yani e, bilginin dışında yüzde elli ise yüzde elli de e, kendimizi ispat. Evet. Yani ben bu işi yapabilirim min ispatını karşı tarafa yani sınav lisanı konusunda halimizle anlatacağız evet, yani. Evet yani kendi lisanı halimizle e, beden bunu dilimizle anlatmamız bunu gerek. anlatmamız yani %50 o %50 odur yani bu i̇nşallah. şekilde buradan bir e, sınava girecek kardeşlerimize bir tüyo vermiş olalım. Evet başarılar e, diliyorum. Hepsine e, buradan başarılar diliyorum. Allah razı. olsun Rabbim muvaffak etsin inşallah. Hı. Böyle güzel imamlarımız çıksın yetişsin. İnşallah. Hocam bir de e, sabık imamlarla ilgili bir e, alım alakalı. Evet. Bir sorular var. Kardeşlerimiz merak ediyorlar. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Evet. Veyahut da bir gelişme var mı? Bundan da bilgi verebilir misiniz? Bu e, sabık imamlarla ilgili olarak... E, bir de hocam sabık imam kavramı biraz açabilir miyiz? Onu da evet. açalım. Şimdi sabık imam ne demek? E, sabık imam daha önceden imamlık yapmış veya müezzin kayımlık yapmış, din görevlisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmış, asalet tasdik olmuş. Yani bir yılın olduktan sonra aselet memuriyet asalet tasdik olunur. asalet tasdik olmuş, ee, herhangi bir nedenle kendi isteğiyle istifa etmiş. Yani görevinden ayrılmış. Evet. Yani ne neden olursa yani maddi neden olur, ailevi neden olur, ne nedenden olursa yani şey tarafından, kurum tarafından görevden atılmamışsa kendi isteğiyle istifa etmiş olan kişiye ee, ...biz savuk görevli diyoruz... ...sabık imam diyoruz... Ee, ...bu şekilde değerlendiriliyor... ...bu şekilde isimlendiriliyor... ...bununla ilgili olarak daha önceden... E, ...ara ara alındı... ...bunlarla ilgili olarak... E, ...2018'den bu yana da... ...bununla ilgili de yine bir çalışma var... ...fakat... E, ...ne zaman alınır... ...nasıl alınır... ...bunun kararını yine oradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki... ...atama komisyonu var... Evet ...bunlar ona göre... Yapılan müracaatları değerlendiriyorlar. Yapılan müracaat sayısına bakıyorlar. Çeşitli kriterleri var. Yani şununla çalışma var fakat atama yapılacak mı yapılmayacak mı veya ne zaman yapılacak... ...onunla ilgili ne belirli bir süre var ne de bir şey var, bir netlik var onunla ilgili olarak. Hmm, şu an onunla ilgili tam bir... Netlik, yani çalışma var çalışma fakat... var ama netlik yok. Netlik yok. Yani ne zaman bunlarla ilgili atama yapılacak veya kaç kişi atanacak bununla ilgili şey yok. Evet hocam. O şekilde. Ee, ama bunlar muhakkak değerlendirilir. İnşallah. Çünkü e, sürekli yeni camiler yapılıyor. Yeni kadrolar veriliyor. İhtiyaç var. E, muhakkak bu kardeşlerimiz de bir şekilde değerlendirilecektir. İnşallah hocam. Bu tabii bu arada e, kendilerini geliştirmeye devam etsinler tabii. değil mi hocam? yani tabii. Evet. Peki hocam e, sendikanın kazanımları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsederim. Yani bir e, sendikaya üye olan e, arkadaşımız, bir hocamız ne gibi kazanımlar elde edecek? Evet. Sendika'nın ne gibi kazanımları var? Ee, şimdi dediğim gibi 1998 yılında ilk e, diyanet sen kuruldu. O günden bugüne e, büyük çalışmalar yapıldı, büyük kazanımlar elde edildi. Tabii dediğim gibi e, yetkili sendika sadece kazanım elde edebilir. Yetkili sendika yani için diyelim e, teşvikat olmasın. Şu anda e, bir muhalefette olan bir parti dese ki ben falan barajı yaptırdım veya falan otoyolu ben yaptırdım dese e, nasıl olur? Yani, e, yani komik olur yani. Evet hocam. Yani bir muhalefet partisinin bir e, şey yapma gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü ne yapar? Hükümet Yet, yapar. Evet, yetki hükümet. Ha yetki hükümettedir. Mevcut hükümet kimse hangi parti hükümette ise o e, bu gibi faaliyetleri ...onlar yürütür, onlar yapar. Baraj da yapılacağız, ...otoyol da yapılacağız, okul da yapılacaksa... Temsil hakkı yapılacaksa. seçilenmiş, Tabii. seçilmiş olanlar. Tabii. Yetki çünkü ondadır. Evet, Bakanlıklar hocam. ondadır, yetki ondadır. O şekilde. Şimdi burada da yetki... E, ...Diyanet Sen'de olduğu için... ...bununla ilgili olarak e, kazanımların... E, ...yapılan kazanımların... ...hepsi yine Diyanet Sen'in eseridir. Ve onun yapmış olduğu kazanımlardır. Bunlardan mesela... E, ...memur sen... E, en büyük kazanımlardan birini buradan söylemek istiyorum. Burada mesela bir başörtüsü meselesi vardı. Bunu hükümet meclis o zamanki hükümet defalarca bunu gündeme getirdi fakat bazı muhalefet partileri buna karşı çıktı. Bir türlü bunu meclisten geçiremediler. Yani işte e, yıllardan beri bildiğiniz gibi üniversitelerde olsun, kamuda olsun e, başörtülü kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz maalesef, maalesef. E, üniversitelere gidemediler. Üniversite kapılarının geri çevrildiler. Efendime söyleyeyim e, kamuda çalış çalıştırılamadılar, çalışamadılar. E, bu şekilde e, yıllarca bunun mağduriyetini yaşadılar. E, böyle de olunca biz memur sen olarak 10 milyon imzak kampanyası Başörtüsü için 10 milyon imza kampanyası diye bir imza kampanyası başlatıldı ve 13 milyon 200 bin imza toplan. Türkiye genelde memursen olarak e, imza topladık ve bunu hükümet yetkililerine sunduk. Sunduk ve bunun neticesinde e, böyle bir kamuoyunu görünce e, ...muhalefette... de geri adım atmak zorunda kaldı. Böyle bir e, şeyin karşısında, böyle bir rakamın karşısında e, yani böyle bir risk almak istemediler. Sonuçta o partiler de oyla iktidara gelen partiler. Onların da oya ihtiyacı var. Bu nedenle öyle bir risk almadılar, karşı gelmediler ve bugün Allah'a şükür hem kamuda çalışan bayan kardeşlerimiz istediği şekilde e, kılık kıyafetlerini, dini vecibelerini yerine getirmekteler. Bunun yanında da üniversiteye giden kardeşlerimiz yine bayan kardeşlerimiz e, istedikleri şekilde dinin emrettiği şekilde örtünüp e, eğitimlerini tamamlıyorlar bence en güzel kazanım buydu. Evet hocam. Diğer e, en güzel memur senin şeylerden biri de kazanımlarından biri de bana göre e, 15 Temmuz'daki duruşumuz. Evet hocam. Yani 15 Temmuz malum e, darbe girişimi hepinizin malumu. Bu girişimde öncelikle mesela din görevlerimiz. Selalar. Selalarla e, hepsi yani bir risk alarak kendini tehlikeye atarak e, böyle bir e, şeyin karşısında güzel bir duruş sergilediler. Elhamdülillah. Tüm Türkiye'de, tüm minarelerde e, selalarla e, bu darbeyi durdurmak için ilk mesajı verdik. Elhamdülillah. Yani e, bence bu e, en büyük kazanımlarımızdan, en büyük hizmetlerimizden biridir diye e, düşünüyorum. Evet. E, Tabi bu işlerin e, manevi tarafları. Bunun yanında e, maddi olarak da ben 1988 yılında göreve başladım. Memur olarak. İmam olarak. Ee, evet. imam olarak göreve başladım. E, i̇nanır mısınız? E, biz din görevlisi olarak maaşlarımız çok düşüktü. O zaman. Yani 88 yılında e, bunu bir anekdot olarak, örnek olarak vermek istiyorum. Bilmiyorum e, dinleyicilerimiz ne şekilde karşılarlar. İnanın bankaya gittiğim zaman bankamatiğe e, cihaza, bankamatiğe şey yaptığım zaman bankamatik kartını sıradaki kişinin benim maaşımı görmemesini isterdim. Onun için çabalardım ki yani maaşım o kadar düşüktü ki yani utanılacak rakamlardı. Yani kendi maaşımdan utanırdım. O derece. Ha. Yani Allah'a şükür bugün e, din görevlerimizin maaşları e, istenilen düzeyde olmasa dahi yani gerçekten yeterli yani. yani eskiyle karşılaştırdığımız zaman gerçekten aralarda dağlar var. Evet, yani maddi olarak bunun en büyük e, sebebi de yine diyene Sen'in çalışması. Defalarca e, seyyah enzamlar talep edildi. Ve bu seyyah enzamlarla e, diğer memurların, diğer kamu görevlilerinin maaş seviyesine getirildi. Din görevlerimizin maaşları. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bunun yanında yine mesela e, bir... E, ilahiyat tam tamamlama meselesi vardı. Bununla ilgili olarak da Diyanet Sen büyük bir çalışma yaptı. Yani ilahiyat iki yıllık ön lisansı bitiren kardeşlerimiz o bitirme puanlarına göre değerlendirip her yıl üniversitelerin kontenjanları nispetinde ilahiyatı sınavsız olarak dört yıla tamamlama. Anekdot hocam özür dilerim. Ee, bu proje devam edecek mi? O da bir sorularımız aslında. onu da e, onu da geleceğim işte. Evet ona, e, girdim zaten o konuya. Şimdi e, böyle bir şey yapıldı. İki dönem de bu görevli kardeşlerimiz il tamam sınavsız olarak girdiler. Evet hocam. E, ve şu anda mezun olan görevlerimiz de bulunmakta. Bu ilahiyatı dört <laughs> yıla tamamen bitiren. Yani bunun amacı nedir? Bu ili tamın amacı nedir? İli amacı hocaların daha kaliteli evet, bir şekilde. Evet. Kaliteli eğitim seviyelerini yükseltilmesi, e, onları mesleki olarak eğitmek, eğitim seviyelerini yükseltmek, bir ilahiyat mezunu olmak, Tabii. olmalarını sağlamak. Yani e, bir camide e, bir ilahiyat yani. mezunu bir e, imamın arkasında namaz kılmak inovatif bir ses küçümsemek değil ama e, daha farklıdır yani. O Tabii. şekilde görmek e, en yüksek olmak. Daha iyidir yani. Osmanlılarından ders almış olacak. Tabii. E, bu şekilde bir çalışma yapıldı. Bununla ilgili olarak e, GÖK'le görüşüldü. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla görüşüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşüldü. Sendika olarak. Bununla ilgili raporlar hazırlandı. Klasörler dolusu çalışmalar yapıldı. Bunlar akademisyenlere, profesörlere yaptırıldı. Diyanet, Diyanet Sen tarafından, Diyanet Sen Genel Merkezimiz tarafından. Ve bunu en sonu ikna edildi. Bunu kabul ettirdik YÖK'e. Ve iki yılda dediğim gibi iki yılda e, öğrencilerimiz, e, din görevlerimiz öğrenci olarak bu okullara girdi. Fakat e, bir muhalefet partisi ismini vermeyelim. Muhalefet partisi bunu anayasa mahkemesine verdi. Yani e, dedi bu işte eşitlik ilkesine aykırıdır, şudur budur, estek köstek derken bu reddedildi. Böyle de olunca şimdi e, anayasa mahkemesi üzerinde bir mahkeme yok ve bu bu şekilde kaldı. Evet hocam. Şimdi biz bunu aşabilmek için tabii büyük bir emek sarf edildi. Sendikanın büyük bir emeği var burada. Biz ne yapabiliriz? Ne edilebiliriz? Bunun farklı bir çözüm yolu arayışına girdik. Yine YÖK'le temaslarımız oldu. Genel merkezimiz YÖK'le görüştü. Bununla ilgili yine raporlar son oldu. Bunlar anlatıldı. Ve bunun neticesinde kontenjan artırma yoluna... E, gidildi. Yani e, bu yıl uygulanamadı bu. Ama önümüzdeki yıllarda inşallah bu uygulanacak. Yani e, ilitama yani ilahiyatı tamamlama e, projesinde kontenjan Allah'ın öğrenci kontenjanı e, çoğaltılarak diğer yine sınavlı olacak tabi. Bu sınavsız hı hı. olayı zaten onu mahkeme reddettiği için sınav Kal, e, o kalksa o bitti. Fakat bunu bu şekilde bir bypass etme yoluna gidelim denildi. Yani o kontenjan arttırıldığı zaman daha düşük puanla yine sınava girecek. İLİSAM sınavına girecek. E, Baraj mı biraz düşmüş oldu hocam? Baraj. O İLİSAM'ın alınma barajı e, yani şeyden dolayı düşmüş olacak. Kontenjan sayısı fazla olduğu için evet. otomatikmen puanla daha az bir puanla e, o eğitimi almaya hak kazanmış, hak kazanmış olacaklar. Yani yine sınav olacak. yani. Yine sınav olacak. Tabii evet. sınav olacak fakat daha düşük bir puanla ee, arkadaşlarımız inşallah o ilhamı, ilahiyat tamamlama programını kazanacaklar ve devam edip tamamlayacaklar. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Sizden Teşekkür mi? ediyoruz. Hocam Teşekkür son soruya geldik inşallah. Evet. Malumunuz 3 aylarımız başladı evet. inşallah. E, bugün itibariyle 3 aylara girmiş oluyoruz. Buradan Hı. da bütün e, halkımızın 3 aylarını mübarekliyoruz inşallah. Evet. Hocam herkesin merakla beklediği soru aslında sorunun Hı. cevabı bu. Evet. Ee, Malumunuz geçen sene pandemi sürecinden dolayı evet. camilerimiz kapandı, ee, teravih namazlarını kılamadık. Evet. Üç aylarla ilgili Ramazan'da teravihler olacak mı hocam? Evet. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Evet. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Evet. Şimdi tabii üç aylar özellikle Ramazan ayı çok mübarek bir ay, bereketli bir ay. Ee, biz Müslümanların sevinçle heyecanla beklediği ve karşıladığı e, güzel bir ay, e, memleketimizde özellikle İslam aleminde olsun memleketimizde olsun çok farklı karşılanıyor. hocam. Evet, ee, Ramazan çok farklı karşılanıyor, farklı yaşanıyor. Ya ayrı bir heyecanı var. Evet. Ramazan ayının o işte teravihlerdir. işte mukabele okumalardır, iftar iftar hazırlıklarıdır. E, bunlar hepsi ayrı bir heyecan. Ayrı bir güzellik. E, katılım da fazla, cemaat de fazla oluyor. Çoluk çocuk işte teravih'e gidiliyor. Ailece baba alıyor, oğullarının elinden tutuyor, işte camiye götürüyor, teravihi beraber kılıyorlar. Ayrı bir güzelliği var. Evet hocam. Camiler çiçek açıyor açıkçası. Camiler açıkçası çiçek açıyor. Biz bunun e, ne kadar acı bir şey olduğunu geçen yılki Ramazan'da daha iyi hissettik. Ya, evet hocam. Çünkü insanlarımız bir şeyi kaybetmeden o işin o şeyin e, fa, kıymetini, kıymetini bilemiyor. bilemiyorlar. Biz de nasıl ki Ramazana camilerimiz kapanınca pandemiden dolayı camiye gidemeyince o teravihleri işte o mukabeleleri o şeyler orada göremeyince onun acısını daha iyi hissettik. Onun eksikliğini daha iyi hissettik. E, tabii ki e, inşallah bu yıl e, şu anki e, sağlık durumları efendime söyleyeyim hastalık Şeyler iyi gidiyor. E, vaka sayıları vesaire. Yani okulların açılma durumları da var. Yani e, inşallah Ramazan'da tekrar camilerimize kavuşuruz. İnşallah tekrar teravihimize hocam. kavuşuruz diye i̇nşallah düşünüyorum. Hocam. Tabii bunun kararını verecek olan ne Diyanet İşleri Başkanlığı ne hükümet ne de bizleriz. E, bunun kararını verecek olan e, sağlık kuruludur. Eğer sağlık kurulumuz e, böyle bir karar verirse inşallah camilerimiz tekrar Aslında yine Sağlık Kurulundan ziyade bizde değil mi hocam? Yani biz Tabii kurallara esas kararı verecek kararı olan yani. Karar verecek olan yine bizleriz. Evet. Biz ne kadar o e, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına, pandemi kurallara ne kadar uyarsak, ne kadar riayet edersek e, hastalık o derece azalacak ve o eski günlerimize, o güzel günlerimize inşallah kavuşacağız. İnşallah. Bunun yine hocam. bizim elimizde. Yani bu insanlarımızın elinde toplumumuzun elinde olan bir şey. Dua hükmüne geçer inşallah. İnşallah. Hocam. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Sefalar verdiniz. Çok istifadeli, çok güzel bir program oldu. Çok güzel sorulara cevaplar oldu. İnşallah dinleyicilerimizin de istifadesine medar olmuştur i̇nşallah. diyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'a emanet ediyoruz değerli dinleyicilerimize.